Bugünkü Tonguç dersimizin... bugün 5. sınıfta party time konusunda reading yapmaya devam ediyoruz. Herkese merhabalar. Are you ready? Dedik ve yine hazırsanız hocam, dersiniz. Partici gençlik misiniz? Hayır, ben hiçbir zaman parti yapmadım hayatım boyunca. Nasıl yani? Slam yani, mı pardon? Pijama partisi, doğum günü partisi yapmadım. Doğum günü partiniz olmadı. Kimse kutlamadı hocam sizi. Kutladılar. Genelde Hamza, Osman, Abdülkadir ve Abdurrezzak Boğazlı Kazak'la beraber sıra dışı, eğlenceli, güzel doğum günü partilerim oldu. Fakat temelinde burada biz bugün öğreneceğimiz şey we will focus on asking for permission and must. Yani izin istemek ve must, yani zorunlu. Hocam herkes burada Elif Pamukçu çok güzel bir şey mani söylüyor hocam. Ders boş, testlere koş, test bitince Insta'ya koş. Na 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 demiş. Na 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 na. Gerçekten tebrik ediyoruz şimdi. O şarkıyı söyler misin hocam be? Şa şa. Nasıl o şarkı ben bilmiyorum. Arkadaşlar daha bilmiyor. La 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 la. Hocam çok seviyorum o şarkıyı. Bir daha söyler misin? Tom insanı beni gaza getirir. I can climb the tree. Bak can resmen kabiliyet. Bak şöyle kol çiziyorum bak şimdi. Adam kabiliyetli yani, bak böyle kollarını. I can climb the tree. Ben bak I climb the tree, ağaca tırmanırım. I can climb the tree, tırmanabilirim. Maymun muyum hocam ben, niye ağaca tırmanayım? Sen koalasın. Sally can open the door. Sally kapıyı açabilir. Bak Sally open the door, Sally kapıyı açar. Sally can open the door, Sally kapıyı açabilir. Fatih cook eggplant. Burada Fatih can cook eggplant diyoruz. Ve geçiyoruz buraya. Burada ise ne demiş Tonguç? I can't run fast. Hızlı koşamam. Sally can't eat chocolate. Çikolata yemem. Fatih can't join the party. Fatih partiye katılamaz. Niye? Çünkü because he has another plan. Çünkü başka bir planı varmış. O zaman can you write on the board? Tahtakire yazabilir misin? Yes I can. Olumlu cevaplarda veriyoruz. No I can't de olumsuz cevaplarda verdiğimiz bir ifade. I can, I can. Burada esası çok basit bir konu yani. Hiç korkmamıza gerek yok. Şöyle göstereyim sana Tonguç'um. Fiillerimiz var. I, ben, you, sen, we, biz, they, onlar. İşte Tonguç bir insan mesela. Veyahut da Ayşe başka bir insan. Ya da Tongül. Fark etmez. Bir sürü şey yazabilirsin. Ardından da veyahut da he diyebilirsin mesela. He, she, hiç fark etmez. Sonrasında da burada şurayı şöyle açıyorum. Fiillerimiz var. Mesela play, oynamak. İşte swim, yüzmek. Başka read, okumak. Run, koşmak. Walk, yürümek. Study, ders çalışmak. Work, normal çalışmak. İşte ne bileyim, sleep, uyumak. Bunlar da bu. Bunu ne anlatıyorsunuz hocam? Eğer bunları yapabiliyorsak sadece can diyoruz, bitiyor. Bu kadar. I can play, oynayabilirim. Veya I can play the piano, piyano çalabilirim. You can swim, we can read, they can... Yapamıyorsan da can't diyorsun. Bu kadar basit. Yapamam diyorsun ya, bu kadar basit. İster can koy, ister can't koy. Ardından fiilleri ikinci sıraya koy. En başta özneyi koy. Bitti gitti diyoruz. Ha, cümleyi biraz artistik yapmak istiyorsan diyeceksin ki sorry, not right now. Şimdi yapamam yani. I'm sorry, I can't. I am sorry, ne sorry diyoruz ve geçiyoruz example'ımıza. Şimdi burada bir diyalogumuz var. Diyalog diyor ki is Sam going to join us? Sam bize katılacak mı? I'm afraid nokta nokta. Bak korkarım, I must, yapmak zorundayım. Pff, alakasız. I'm afraid he will. Korkarım yapacak. Bu da anlamsız. Korkarım biliyorum. Bu da olmaz. I'm afraid he can't. Korkarım yapamayacak. Yani korkarım o katılamayacak diyoruz. O zaman zaten o da cevap veriyor. Diyor ki sorry to hear that. Bunu duyduğuma üzüldüm zaten diyor. Ve cevabımız dolayısıyla deniz olmuş oluyor. Şimdi buraya bakalım. Match the questions. Bu arada arkadaşlar mutlaka yoklamayı almak için like atmaları lazım. Ben mesela görüyorum şu an like atanları. Merçelik, Leyla Nur, Fen Bilimleri, Mehmet Akif Gül. Bir şey yiyebilirim demiş. Yiyebilirsin Mehmet Akif. Şimdi Ali Tuncer, Aşçı Koca, Ercan Dilek, Yasemin Bala, Kitap Ötesi, Alperen Yıldız, Turan Ulukütük, Otlukan Muhasebe, Züleyha Kılıç Hasan. Hepsi şu anda dersteler ve like attıklarını görüyorum. Sizler like attığınız zaman YouTube'da bize bildirim veriyor ve diyor ki arkadaşlar derse katıl diyor. Yani Merçelik ya da Ebru. Hocam yoklama mı aldınız şimdi hocam? Evet, yoklama aldık. Like attığınız zaman ben görüyorum. Ben buradayım demiş Ufuk Emirbaş. Evet, Brawl Barış da gerçekten, Brawl Stars Barış da buradaymış. Match the questions with the answers. Sorularla cevapları eşleştirin diyor. Can I come in? Gelebilir miyim? Sorry you can't take it. Hayır, üzgünüm, alamazsın. Sure, kesinlikle olabilir. Yes of course, come in please. Evet kesinlikle gelebilirsin diyor. Şimdi burada come in dediğine göre can I come in sorusu ne oluyor? O zaman A'ya 3 gelecek diyebiliriz. Now ne demek demiş hocam bir arkadaş. Now şimdi demek. Can I take your pencil? Kalemini alabilir miyim? Sure, tabii ki. 2.
Pardon, alamazsın diyor. You can't take it. You can't take it. O zaman bu bir olacak bak. Bu you can't take it. Can I take your pencil? You can't. Bak, take'den take olduğunu, come'dan come olduğunu zaten yakalayabiliriz. Can I use your computer? Bilgisayarını kullanabilir miyim? Sure, you cannot. Evet, emin ol kesinlikle kullanamazsın diyoruz. Şimdi burada you must make a wish first demiş. Bak şimdi çocuk tam üfleyecek, mutlu. Annesi diyor ki dur bakalım öyle bir şey yapamazsın. You must make a wish first. Öncelikle bir dilek tutmalısın diyor. Yani bizler must konusunda yapmamız gereken, yapsak çok iyi olacağını düşündüğümüz şeyleri söylememiz gerekiyor. Mesela, hocam ılgına ısırgı bir dün kitap aldım Tonguç mağazadan, ne zaman gelir hocam demiş. Kitabın yarın sende veyahut da dün aldıysan bugün de gelebilir. Yarın en geç sende olacaktır. Evet şimdi burada... Hocam şehri pehlivan demiş ki 14 bin kupayım demiş Brawl Stars hocam. Vay gerçekten. Hocam aramızda 100 bin kupalı arkadaşlar var mı acaba? Şaka, 100 bin kupalı olabilir mi ya? Bir insan o kadar çok olabilir mi? Yani ben o kadar çok kupa olacağını tahmin etmiyorum gerçekten. 100 bin kupa. Senin kaç kupan var Tonguç'um? Hocam bende 18 bin kupa var hocam. Oo çok iyi. Ben de Crow, Spike, Leon, Sandy ve Mega Crow'la Sakura'yı takip ediyorum gerçekten ama birazcık evet. Ama benim o kadar çok kupam yok. Gerçekten tebrik ederim. Şimdi you must make a wish first. Öncelikle bir dilek tutmalısın. Peki biz korona ile alakalı ne yapabiliriz? Mesela birincisi we must be careful. Bir kere dikkatli olmalıyız. We must be careful. Yani el temizliğimize, işte sokağa çıkarken falan dikkatli olmamız gerekiyor. Öyle hapada kupi de her şey yapmak yok. Ondan sonra mesela we must yapmalıyız. Ne yapmalıyız? We must wash, yıkamalıyız. Hands, kaç dakika yıkamalıyız? We must wash our hands diyelim. Ellerimizi kaç dakika yıkamalıyız? 20 second, en az 20 saniye ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Bunlar başka bir must'lar. Şimdi buraya bakalım. We must go shopping for the party first. Biz parti için öncelikle alışveriş etmek zorundayız. We must buy party hats. Bizler parti şey yapmalıyız. Nedir onu? Parti şapkaları almalıyız. And beverages, yani içecekleri almalıyız. Ve aynı zamanda we mustn't take junk food. Biz zararlı içecekler almamalıyız. Yani must'ta da esasında çok basit bir yöntem var. Bak şimdi. Az önce demiştik ya. Şurada. Hatta o kağıdı kullanalım. Bir daha aynı şeyleri bir daha yazmamıza gerek yok. Burada çok güzel. Keltoş babana koş. Sırana koş. Sıran yoksa hocana koş. Hocan yoksa annene koş demiş Hülya Şahin'e. Gerçekten sıra dışı anlamlı ve... Hocam o kadar Mehmet Oyuncar 200 bin kupaymış hocam. Ondan sonra 6666 kupaymış hocam Şan Vertuğan'a da. Wow. Ondan sonra Efe Ayaş 7 binmiş hocam. Tonguç'un bütün kitapları var demiş Derin Sır bende. Tebrik ediyoruz. Bak şimdi az önce hani hatırlarsan Tonguç'un en başa özneler geliyor. Sonra da fiiller geliyor demiştik ya. Yapabiliyorsan kendi diyorsun. Yapmak zorundaysan da I must diyebilirsin. Bu kadar. I must play. Oynamak zorundayım. You must read. Okumak zorundasın. Tonguç must walk. Tonguç yürümek zorunda. Ayşe must study. Ayşe ders çalışmak zorunda. Bu da yapmamak zorundaysan da bu sefer olumsuzunu mustn't şeklinde söylüyoruz. İngilizce esasında çok kurallı, çok güzel, çok kolay bir dil yani. Hiç endişelenmemize gerek yok. Şimdi buraya bakalım. Can we must mı? Şimdi can yapabilirim demekti. Kabiliyetti böyle. Yapabilirim diyorduk. Ben bunu yapabilirim diyorduk. Yapabilirim. Ama must'ta ise bir zorunluluk vardı. Yapmalısın diyordum. Şimdi I nokta nokta go to the party. My mom doesn't give me permission. Partiye gidebilirim. Gitmek zorundayım. Gidemem. Gitmemek zorundayım. Can't go to the party because hocam my mom doesn't give me permission. İzin vermedi ki. Harikasın Tonguç Elan'ım benim. Mükemmelsin. Hocam Muhammed Yuşa'ya çok güzel bir şey söylüyor. Hocam sosyalden 100 aldım. Aferin. Annem beğendi. Ama ben beğenmedim. Çünkü gelişemiyorum demiş. Rezillik. Gerçekten rezillik hocam ya. Muhammed Yuşa bu konuda... Gelişecek yakın... hiçbir şansı kalmadı artık. Yüz alması gerçekten bir rezillik olmuş. Benim de en korktuğum şey derslerden yüz almak hocam şu anda. Bunu ben de küçükken çok yaşadım bu sıkıntıyı. Hep yüz aldığım zaman... Annem, babam sen nasıl bir insansın, notlarını yükseltemiyorsun, yüzümüze gözükme diyorlardı. Hep böyle zorlu bir, sıkıntılı bir süreç yaşamıştım. Siz zor bir ailede yaşamışsınız. Zor bir ailede, gerçi sıkıntılı bir ailem vardı. Şaka bir yana. Şimdi can or must. Yapabilir miyim? Yapmak zorunda mıyım? Yapamaz mıyım yoksa yapmamak zorunda mıyım? Ne oluyor şimdi? We don't have any beverages. Bizim hiç içeceğimiz yok. We can buy some da we must buy some diyebiliriz. O zaman burada we must buy some diyebiliriz. Aksi takdirde parti veremeyiz yani. Yani burada artık zorunluluk olmuş oluyor. Şimdi gerçekten çok güzel kelimeleri beraber görüyoruz. Hocam permission ne demek demiş Beril Uzunoğlu. Permission izin demek. Yazalım şöyle nasıl yazıldığını arkadaşlar görsün.
Permit, izin vermek demek. Hocam, can you give me permission to go to the toilet please? I am very close to die. En önemli işimizdir Tolga. İşimizdir. Evet, şu anda sıkışmış olabilirsin ama birkaç dakika sonra zaten dersimiz bitiyor. O yüzden biraz daha sabret. Bir soru çözmelerimizden sonra bitiyor. Daha doğrusu tam 3'te bitiyor. Permit, izin vermek, bu fiil hali. Permission da isim hali, yani izin anlamına geliyor. Biz bütün bunları, bütün bu kelimeleri zaten öğrenebileceğimiz kaynaklarımız var. Mutlaka oradan da çalışalım. Birazdan ödevleri vereceğiz ama ben şimdi arkadaşlara şunu soruyorum. Bana şunu söylesinler. Yapmak zorunda olduğumuz bu aralar, bu koronadan dolayı yapmak zorunda olduğumuz cümleleri İngilizce olarak yazmalarını istiyorum. Mesela ne diyebiliriz? Bir tane ben örnek vereyim. Oradan gidebiliriz. We must stay at home. Evet, we must stay at home. Harika bir cümle söyledin Tomcuğum. Gerçekten aklıma gelmiyor. Hocam, I have to stay diyebilir miyiz? O da diyebilirsin. O, ama have to'yu şu anda 5. sınıf olduğumuz için öğrenmediğimizden bilemeyebilirsin. Ama I must stay at home. Evet, evde kalmak zorundayım. I have to stay, aslında have to daha doğrusu ama şu anda biz must'ı bildiğimiz için must'ı kullanırız. We must stay at home. Evde kalmalıyız bir. Başka neler söyleyebiliriz arkadaşlar? Bunları söylesinler. Etkileşimli, iletişimli ve aynı zamanda şimşimli bir we ders must olsun. Evde kal demiş bir arkadaşım. Wash your hands demiş. Ondan sonra Aykır Neyhan'ı tebrik ediyoruz. Hocam, what is the beverage demiş. Sabuha, beverage içecek demek. Sabuha git. İngilizce'den ilk notu 82, ikinci notu 100'müş gerçekten. We must do our homework demiş hocam. Güzel. Ecrin dinç hocam. Evet. We must brush my hand demiş. Evet. Brush my hand. Ellerimizi fırçalamalıyız ama neyle fırçalayacağız? İpek naz demiş hocam. Diş fırçasıyla fırçalamayız. Hocam, determination ne demek demiş Duru Özgür. Determination, belirlemek demek. Ama o kadar zor kelimeler çıkmaz size arkadaşlar. Onları I mustn't go to park demiş hocam. Evet, parka gitmemeliyiz. Aferin Ayşegül Görçü. We must wash hands demiş Şengül Aydoğan hocam. Aferin Şengül. Gerçekten değil. Az önce ben we must washing hands demiş Yağmur. Olmaz bak. Niye olmaz? Olmaz. Washing hands olmaz mı hocam? Olmaz. Şundan dolayı olmaz. Biz bu can'den sonra, must'tan sonra fiilin birinci hali. Yani sözlükte açtığınız zaman sözlükte ne yazıyor mesela? Sözlüğe baktın. Play, oynamak. Swim, yüzmek. Ümit Demir study demiş. We must study demiş hocam. Harika. Ders çalışmalıyız. We must have a rest demiş İskoçlar. Harikasınız. Harikasınız. Dinlenmeyin. We mustn't go out demiş hocam. Sevil Bozdağ. O zaman we must go. O zaman ödevlerimizi verelim. Bak şimdi. Şu anda bir ödev eksikti hocam. Onu da verin. Tam da şey yapalım. Aynen. Tam ödevler. Tam öğrenelim. Zaten videomuzun açıklama kısmında ödevler var. Biz şimdi bugün part time'da second parti yaptık. Burada gördüğünüz gibi ödevlerimiz taktikli tüm dersler sayfa 296 ve 297. Zoru Bankası tüm dersler sayfa 257, 258 ve Dynamo sayfa 112 ve 113'te ödevlerimiz. Burada arkadaşlar gördüğünüz bu ödevler nerede var başka hocam? Videomuzun açıklama kısmında var. Bu arada arkadaşlardan bazıları diyor ki hocam bizde taktikli sıfırdan var hocam, evet, ne yapacağız? Mesela diyelim ki elinizde taktikli Dynamo yoksa sıfırdan da hemen açıyorum. Burada hangi konudayız biz? Party time'dayız. O zaman part time'da sayfa 342 ve 343'te kelimeleri öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ardından da sayfa 344'te kelime alıştırmanız var. Lütfen bunları yapmanızı istiyorum. Ve ardından da tabii ki testimiz geliyor. Asking for permissions. Can I sit here? Yes, of course you can. Negative replies, cevaplar ve 347'deki sorular sizin ödeviniz. Bunları da 0'dan 5'e kitabımızdan çözerseniz sizler için çok faydalı olur. Şimdi İngilizce'de Party Time 2'de soru çözüm için çılgınlar gibi eğlenceli bir şekilde devam ediyoruz. Hocamız da geldi, sorularımız da hazır. Şimdi hadi bakalım. Şimdi bu arada sizler de soruların cevaplarını hocalarımızla beraber çözerseniz çok daha iyi olur. Tankut'tan daha önce çözerseniz de çok iyi yapmış olursunuz. Hocam merhaba. Merhabalar, merhaba. Hocam sizi çok düşünceli gördüm bugün. Evet, Tankut çok ölümüne düşünüyordum ya. Hocam bir şey alayım, yoklama alayım. Kendimize tamam, gelelim hocam. Kimler burada? Çağla, Alkan, Yasemin, Turgut, Iğdırlı, Mapır, Songül, Bozasan, Şengül Aydoğan, Rahman Aydemir, Gülşeren Şimşek, Mehmet Emin çok Yılmaz, güzel. Çağatay Gökten, tane, Sevgi İlhan. Bir tane ben de şöyle okuyayım. Tabii ki hocam. Mesela kimi okuyayım? Arda Tuğrul. Başka ders var mı demiş. Osman Tekeli bugün bir ders daha olması lazım 5. sınıfın. Peki. Arkadaşlar, which matching is wrong? Matching eşleştirmek anlamında, çiftleştirmek anlamında kullanılabilir çocuklar. Diyor ki, bu eşleştirmelerden, bu çiftlerden hangisi? Bakın, wrong yanlış demek. Hemen şuraya ben Türkçesini yazıyorum ki kafalar karışmasın. Yanlış. Can I ask a question? Bir soru sorabilir miyim? Bakın arkadaşlar, bu kesinlikle doğru. Can I throw a party? Ask a question, soru sormak. Throw a party, parti vermek. Can I throw a party? Bir parti verebilir miyim? O zaman bu da doğru. Ben yanlışı arıyorum. Can I go? Your pencil, senin kurşun kalemine
gidebilir miyim? Hani go to school olur, go home olur, go to the cinema olur ama go your pencil. Arkadaşlar burada bir tuhaflık var, kalsın. Can I come in? İçeri girebilir miyim? Come in içeri girmek demek. İçeri girebilir miyim? C diyen arkadaşlar bence doğru cevabı verdiler. İpek Naz Çapan, Bulut Savaşçı, Celal Tufan, Manolya Uymaz, Arda Arslan, Muhammed Özgür, Beren Yılmaz, Yağız Abdullah Genç. Tankut'a bu güzel okuyuşlarından dolayı teşekkür edip sayfamı çeviriyorum. Ve arkadaşlar, bir kız ve Tonguç. Bakalım aralarındaki konuşma nasıl geçiyor. What can we buy for Tankut's birthday? Diyor ki, Tankut'un doğum günü için ne satın alabiliriz? Bakın Tonguç da şöyle bir cevap veriyor. Let's buy some because he likes reading. Öyle bir satın alalım ki. Çünkü niye biliyor musun? Okumayı seviyor. He. Boşluğa ne gider arkadaşlar? Let's buy some toys. Biraz oyuncak alalım. Olmaz. Okumayı seven adama oyuncak alırsan kalbi kırılır. Let's buy some books. Bence arkadaşlar burası books kelimesini gayet güzel kaldırır. Biraz kitap satın alalım çünkü okumaya bayılır. Let's buy some flowers. Biraz çiçek satın alalım. Okumayı çok seviyor. Saçma olur arkadaşlar. Bakın, let's buy some candies. Biraz şekerleme satın alalım. Okumayı seviyor. Arkadaşlar, B diyen arkadaşlarım bence doğru cevap verdiler. Bakalım Tankut B'lerden kimleri okuyor? Nehir Çulha, kimi görürsem okuyacağım hocam. Taylan Ali, Yılmaz Bahçecioğlu, Aysen, Aytu, Şahin, Naz Kutur, Burak Kum, Fatma Ekin, Duru Özgür, Suat Yiğit, Sultan Aslan, Belinay Çalışkan, Kerem Atay hocam. Arkadaşlar, Nehir, Taylan, Yılmaz, Tankut'un ağzından çıkan ilk 3 isimdi. Ben de onu elimden geldiği kadar yazmaya çalıştım ve sayfamı çevirdim. Choose the correct order. Şimdi order sıra ve düzen demektir çocuklar. Bakıyorum, doğru olan düzeni seçiniz. Hocam burada ilk yapmam gereken şey ne? Ben size şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Karışık olarak verilmiş olan cümleler doğru düzene sokulacaksa ilk cümle ne olabilir, son cümle ne olabilir? Bakın şimdi arkadaşlar. Yes of course. Evet, şüphesiz. Tabii ki öyle. Thank you. Çok teşekkür ederim. You are welcome. Rica ederim. Aa, demek ki arkadaşlar 2 ile 3 kesinlikle arka arkaya gelecek. O zaman şıklar içerisinde 2 ile 3'ün arka arkaya geldikleri yerleri bulabilirim. 2 burada, arkasında 3 yok. A gitti. 2 3 var arkadaşlar, durdu. 2 burada, arkasında 3 yok. C gitti. 2 3 devam ediyorum. Bakın şimdi doğru cevap ya Bursa ya Denizli çocuklar. Devam. Can I use your English dictionary? Senin sözlüğünü kullanabilir miyim? Soru genellikle bir konuşmayı başlatabilir. 4 ile başlayan D şıkkı olduğuna göre doğru cevap D olacak arkadaşlar. Bakıyorum. 4 diyor ki, can I use your English dictionary? Senin İngilizce sözlüğünü kullanabilir miyim? Yes of course. Tabii ki kullanabilirsin. Thank you. Teşekkür ederim. You're welcome. Rica ederim ciğerim. Peki Tankut, D diyen arkadaşlarımı bize okur musun? Mesela Sevgi, İlhan, Ayşe, okuyamadım Ayşe'yi. Aybüke Şimşiroğlu, Hasibe Keskin, Selda Pörklü, Ayşe, ben de okuyamadım. Ayşe, tamam. ÇLC, Yumuşak GL, Sevgi, İlhan, Süleyman, Baskoylu, hepsi bildir hocam. Hepsi bildi arkadaşlar. Şimdi Alan, Nail, Alan. Yani bir diyalog, 3 cümle var arkadaşlar. Şimdi Alan nasıl bir cümle kurmuş olsun ki? Nail de bize diyor ki, why, neden? Ve Alan devam ediyor. I have the flu. Çünkü nezleyim. I must stay in bed. Yatağımda kalmam lazım. Evde kalmam lazım. Bakın arkadaşlar. I would like to go to the party with you. Seninle beraber partiye gelmek istiyorum. Neden? I have the flu. Çünkü nezleyim. Saçma oldu arkadaşlar. Hem nezle hem partiye gitmek istiyor. Olmaz. I want to buy a present for Jason. Jason için bir hediye satın almak istiyorum. Ben de soruyorum. Diyor ki, why? Neden? I have the flu. Çünkü ben nezleyim. Çok arkadaşlar, anlamlı olmalı. I can't join you at the party. Partide size katılamam. Bakın şimdi. Gelin şunu şuraya bir yazalım. I can't join you at the party. Partide size katılamam. Neden? Why? Niye katılamazsın güzel kardeşim? I have the flu. Bakın çocuklar, ben gribim. I must stay in bed. Yatağımda kalmalıyım. Bir hapşurursam tüm Türkiye grip olur. Doğru cevap C olabilir ama D'yi de okumak istiyorum. I need a camera
Benim bir kameraya ihtiyacım var. On my birthday. Doğum gününde bir kameraya ihtiyacım var. Neden? Çünkü nezleyim. Anlam olmadığı için şimdi bize Tankut eğer isterse Cedyan arkadaşlar okuyabilir. İstemez miyim hocam? Game Tekno, Efsane Aslan, Hakan Şahin, Emre Erkin, Güler Yüz, My Life, Esra Ceylan, Hilal Naskara, Ömer Çetin, Yağmur Gültekin, Eylül Varlı, o ne? Mehmet Öztürk, çok Eko iyi. Gamers. Bir de Alperen varmış. Bakın benim ismim Alper yani. Oradan şöyle küçük bir güzellik yapalım mı Alperen'ime? Yapalım hocam. Harika. Çevirdim arkadaşlar. Ve şurada resimler görüyorum ama resimlerin yanında bakın tik var. Tik olanlar olumlu olacak ama x olanlar yani çarpı olanlar olumlu olmayacak arkadaşlar. Önce buna dikkat edelim. Diyor ki read the information below. Aşağıdaki bilgiyi okuyunuz. Şimdi şu bilgiyi okuyacağım. And answer the questions. Ve sorulara cevaplar veriniz ya da soruyu cevaplayınız. Tamam. Mandy wants to give a party. Mandy bir parti vermek istiyor. Eyvallah. Gözünü seveyim o Mandy'nin ben. She puts a tick. Bakın tikler koydu. Next to the things she needs. İhtiyaç duyduğu şeylerin yanında tik var. O zaman Nancy'nin şunlara Mandy'nin tik olanlara ihtiyacı var. Diğerleri şu şapka ve içecekler gereksiz. Peki. Which sentence is correct? Ben burada mühim olan nedir biliyor musun? Doğru olan cümleyi bulacağım. Hazır mıyız? Hazırız hocam. Mandy needs some balloons. Mandy'nin balona ihtiyacı var mı? Var, doğru. And some party hats ve biraz da parti şapkasına ihtiyacı var mı? Hayır. O zaman A'yı attım. B'ye bakıyorum. Mandy needs a birthday cake. Mandy'nin bir doğum günü kekine ihtiyacı var mı? Var arkadaşlar. And some beverages. Peki biraz içeceğe ihtiyacı var mı? Bakıyorum. Yok arkadaşlar. O zaman B de olamaz. Mandy doesn't need anything for the party. Bakın anything doesn't need anything. Hiçbir şeye ihtiyacı yok demek. Ne Mandy'nin parti için hiçbir şeye ihtiyacı yok. Keke, balona ve mumlara ihtiyacı var. O zaman arkadaşlar C de olamaz. Ben doğru olan şıkkı arıyorum. Mandy doesn't need party hats. Mandy'nin parti şapkalarına ihtiyacı yok. Doğru. And beverages. Mandy'nin içeceklere de ihtiyacı yok. Vallahi o da doğru. Demek ki arkadaşlar tamamen doğru olan tek şık Denizli. D diyen arkadaşlarım Tankut Bey'in dilinden bizim kulağımıza aksın. Bilgisayar oyunu Dudu, Esra Selli, hoppacık bir dans eden Yunus hocam, ne değişik isimler. Duygu Gedik, Selda Pöklü, Yağız Abdullah Genç var. Onun dışında Iğdırlı Mapper ve Bekov. Peki. Son 3 dakika hocam. Bitiyor, ders bitiyor hocam. Bakın. Which option can't be in Ahmet's list? Şimdi Ahmet'in bir tane listesi var arkadaşlar. Ama bu listeye bunlardan biri giremez. Hangisi giremez bakacağız şimdi. It is Ahmet's birthday. Arkadaşlar bugün Ahmet'in doğum günü. Yani Saturday, cumartesi. He wants to give a party. Ve bize bir parti vermek istiyor Ahmet kardeşim. Evinde verecek partiyi. Ahmet makes a list ve bir liste yaptı. Bir liste yapıyor. Of the things for the party. Partide gerekli olan şeylerin listesini yapıyor. Peki bakalım doğum günü partisinde neye katamam işin içine? Select the music. Müziği katabilir miyim? Olabilir. Ben olmayanı. Hangisi olmaz arkadaşlar listede? Müzik olur. Burası artı. Take some medicine. Parti için biraz ilaç alacak. Arkadaşlar kesinlikle bak çiziyorum olmaz. Buy some beverages. Parti için bu listeye biraz içecek eklemeli. Doğru. Order the cake. Yani bize şey yapması lazım. Ne onun adı? Kek sipariş etmesi lazım. Parti listesinde kek olabilir. Doğru. Ama take some medicine. İlaç. Arkadaşlar doğum günü partisinde ilacın ne işi var? B diyen arkadaşlarımı Tankut bize okuyor. Okuyorum hocam. Kimler B demiş? Bakıyorum Emine Avcı, Emir Bozdemir, Doruk Tutuk, Kenan Kılıçdere, Furkan Ahmet, Mayoşop ne? Mehmet iyi. Erman çok bilmişler iyi. Hocam. Arkadaşlar şu an bu konuyla alakalı olarak tonguçakademi.com'da canlı testimiz var. Aa. Evet test bu arada ücretsiz arkadaşlar. Sadece üye olmanız yeterli. Hocam testin linkine nereden ulaşın derseniz videonun açıklamasına baktığınızda arkadaşlar testi çözelim ve sıralamayı görelim. Harika Tankut hocam. Ödüllü soru gelsin mi? Gelsin hocam. Mükemmel. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.